Bir sosyal medya yorumunda aynı pasaportu taşımaktan onur duyduğum kişi diye yazmışlar onun için. Gerçekten de öyle. İbrahim Çolak başarısıyla bizleri dünya çapında gururlandırdı. Türkiye onunla ilk kez Dünya Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 1995 doğumlu, 5 yaşında jimnastiğe başladı. Bir adammışlık, özveri, emek harcama hikayesi onunki. Bu madalya böyle birden alınmadı aslında. Yani bunun öncesinde yürüttüğümüz, gittiğimiz bir sürü yarışmalar oldu. Birçok yarışmadan kaybederek döndük aslında. Yani bu bizi daha çok güçlendirdi. Çünkü her yarışmada kazanmak aslında sizi ileriye götürmüyor. Bunu öğrendim. Kaybettiğiniz zaman bu sefer soruyorsunuz kendi kendinize neden kaybettim diye. O nedenini bulduktan sonra bir sonraki yarışmada o hatayı yapmıyorsunuz ve bu sizi bir tık ileri taşımış oluyor. 25 yaşındaki İbrahim Çolak, Türkiye'nin jimnastik alanındaki tek dünya şampiyonu. Ekim ayında Almanya'daki yarışmada halka dalında altın madalya kazandı. Podyumda kaç saniye kalıyorsunuz? Tabii alete göre değişiyor ama halka aletinde yaklaşık bir 50 saniye sürüyor. İşte hakeme selam verme, alette hareketleri yapma, inip şey yapma. Ama 50 yaklaşık. Saniyenin arkasında kaç yıl var? 50 saniyenin arkasında 19 yıl var. Gerçekten yani 19 yıl. Belki söylenince böyle kolay geliyor ama ben 19 yılda birçok şey yaşadım. Çok üzüldüm, çok ağladım, çok mutlu olduğum anlar oldu. Hem okul hem jimnastik programım gün içinde çok yoğundu. Ve bir süre sonra benim zihinsel olarak çok fazla yormaya başladı. Ve hani yapmak istemediğimi söyledim aileme. Artık istemiyorum dedim. Çok zor geliyor dedim. Yani gerçekten de çok zordu. Ama orada ailem beni motive etti, bana moral verdi gerçekten ve beni tekrar jimnastiğe bağladı. İbrahim 5 yaşından beri haftada sadece bir gün ara vererek saatlerce antrenman yapıyor. Okul hayatıyla jimnastiği bir arada götürdü. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesini bitirdi. Şimdi Bornova Ortaokulu'nda öğretmen. Jimnastik literatürüne giren, soyadını taşıyan bir de hareketi var. Çolak diye bir hareket bulduk antrenörüm Yılmaz Göktekin'le beraber. Halka aletinde asılı pozisyondayız. Kendimi kollarımı yana açarak orta seviyeye çıkarıyorum ve orta seviyeye geldikten sonra ayaklarımı yüzüme kapatıyorum. Gerçekten omuzları çok fazla zorlayan bir hareket ve background'u iyi olması gereken bir hareket. Bizim için, İbrahim için çok değerli bir madalya. Dünya şampiyonluğu madalyası, birincilik altın madalya. Bir insanın hayalini gerçekleştirdiği an vardır da işte bu yani o. Hayalimizin gerçek olduğunun bir kanıtı. The gold medal to İbrahim Çolak of Turkey, the first medal they've ever won.